Benzini koyunca çıkıyormuş ha burası ha. Sen şöyle de koymak o. Bağlısına böyle 5 kişi gerekiyor. Çok çamur ha. Ay,
Çok çamur buralar. Ben bizimkisini temizledim ama fotoğrafıyla. Var ya kirkonun üstüne kapak oluyor değil mi? Onu yamulttum böyle, kazıdım böyle. İnşallah iyi kullanırım. Oğlum hiç üşenmiyorsun ha. He? Şimdi 3.000'den acısını çıkartacağız. Allah'ım. Oy. Bu da bize o zaman. Çanta, moto. Hopar mı? Hopar. Allah'ım. Ya karar veremedim halen daha. Ama yarın boyanır değil mi? Bordo, sen dedin şu renk herhalde. Şu bordo, araba. Bordo. Bordo. Bordo ne? Tam şu araba. İşte şu renk. Böyle vernikli parlayacak değil mi öyle vernikli? Ha, parlamaz gibi. Bir tane turkuaz var ya şuradaki. Turkuaz parlar ya. Ne yapalım? Güneye yakıştırın. Arkaları nerede temizlediğiniz? Bordo daha iyi var. Bunun gibi duracak o yüz kapı. Açınca. Şu renkle duracak. Ben yine bordo... Oy burası ne daha iyi yani. Bunları temizledin mi? Maşallah. Hiç üşenmedim bu da temizledim. Belli olmaz o zaman. Ne var? En iyisi turkuaz zaten. Tamam turkuaz. Full turkuaz hepsi. Şöyle. Size söyleyeyim. Abi. Böyle yapalım. Turkuaz çünkü parlıyor ya aynı şu motordaki gibi, üst kapak gibi. Bence öyle daha iyi. Orada böyle mi? Turkuaz daha iyi.
Motoru yapar. Neydi Antalya 400 km start karbatörlü rekor geliyoruz. Aleyküm selam. Ne? Temizledim, içi çıkmadı ama. He? İçi çıkmadı. Kırık onlar aslında. Şunlar var ya kırık. Şunlar kırık. Durulmaz herhalde onlar şu an. Var da bunun gibi orijinali yoktu. Şey koddur, Lancia. Bunların farklarsa onlar kazanmış olarak. Yaptık şey o zaman. İleride alırsa takılmaz tabi sonradan. Frigenin arkasında kalır. Bunları da takalım. Bunlar başka bulunmaz tamam. Çünkü ne? Yine sorsak bulunur mu acaba? Bulunmaz. Yani ne yapalım? Al Bordo ya da bu. Ben bordo derim. Sen diyorsan bunu sıkacağım. Yok yok, bir şey bordo yapmasın. Turkuaz yapmasın. Hadi çabuk. Tamam o zaman altı bordo olsun. Altı bordo. Turkuaz olsun. Ben daha mı olsun?
alt tarafı bunun üstünde en ufak yağ görünecek, onunla görünmez. Kullanar şunu dediğim gibi. Alt yarın o gün işin olacak, elin değecek, bir şey olacak. Yeni üstü tutarsın, altı tutarsın değil mi? Yani. Ama bak gönlün hangisini istiyorsa bak sikeceğim. Gönlün hangisini istiyorsa. Sen de sanki şeye karar verdin. Sanki birisi öldü ha. Bak orada olsa o zaman hiç turga değil mi? Öyle yaparım. Buraya öyle tuttum geldim. Adem yolda abim de bıraksınlar öyle. Sıcakta çıkmaz zaten. Hani akşam bıraktım, öğlen bıraktım, fark etmez. Ben bu sözünü de çaldım, da. Yüksek ısıyı da yapıyorum. İyi uyudun yani. Tamam, tamam. Aslında şu motor numaraları var ya, turkuaz olsa bu yazılar, fiyat yazıları falan. Yani zor mu? Kapısından. Bunun için fırça lazım. Kutuda boya lazım. Böyle bu boyadan olmaz. Bende küçük fırça vardı aslında ama... Tamam boş ver. Boyanın böyle ayrıyetle olması lazım. Fırça sıksak olmuyor. Olmaz. Olmaz. Ya oraları kapatıp bakacaksın. Ya oğlum oralar görünmeyecek. Yo hani ileride muayene girince motoruna okunamıyor diye yazmasın. Neden öyle yazıyorlar? Yeni arabanın bile öyle yazıyor. 2020'de bile okunamıyor diye yazıyor. Adam beni arıyor. Abi Allah razı olsun hiç gönderemiz diye. Sanki abone de bir şey gönderiyoruz. Kim arıyor lan? Bizim Serdar'la dostçu abi. Güzel bir adam. Adam iyi kanka. Çok iyi. Hacım. 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 Aynen. İş görüyor. Ne güzel oldu. Daha sen renge baktın. Aslı var ya, bunda kafana saçını bunlara boyayacağım. Ne? İşte. Ben aldım. Gözükmeyecek şu. Kaçın sana. 4 sene. Bilo görürsün. İşte. Olsun değil. İşte. İşte. Yine mi? Yok kanka. Sen kendin kaçacaksın. Başkasını bir saçma. Öyle bir yol. Bak kaçıyorum. Devam et. Devam et. Akşam uğrarım belki. Yok. Şu manifold mesela, karbüratör, turkuaza boyansa hepsi. Değil mi? Arabanın ayarını turkuaza boyansın. Ne güzel. O zaman hafifle kapağını da getir onu da turkuaza. Turkuaz. Artık yağ kaçmaya son... Kaçırmaya... Büyük konuşma. Şuna korkuyorum. Hani oldu ki ileride 10-40 yağ koydum. İnce geldiği için kaçırma olmasın yine sağdan sonra. Olmaz bence.
Şakacı çocuk senin. Bunun alakası yok o işlerin ya. Bir conta falan eskidiğinde ancak kaçırır. Bence alt taraf conta yükseklisi olacak, bir şey olacak. Hatta contasından kaçırır. Keçinin biri patlar, oradan kaçırır. Başka türlü kaçırmaz. İmkansız başarırsın sen. Başka havayı kaçırırız. Bir tane bırak. Ben nasıl çevireceğim oğlum? Sen iki elle tutuyorsun, bana bu tarafa çevirtiyorsun. Ben inmiş abi. İnsin, bir şey olmaz. Nerede getir. Sonra kaldırır ya, nasıl kaldırır? Akü kadınlar nerede olsun? Bir dakika da burada abi. Akü... Bu akşam biraz yarına komple var. Belki bu akşam komple. Değil mi? Güzel bir arabayı da yıkarız. Gri bitti. Bu yer en güzel bir şey. Şeker artık editlerim sonra, bozun falan bir şeyler oluyor mu? Nasıl yapıyorsun oğlum, ben yapamıyorum. Nereye atıyorsun? Ya YouTube'a atıyor. O nasıl şey... edit, onu nasıl birleştiriyor onu? Kesiyor ya. YouTube'a bir de forum atılacak, şey Tofaş forum var. Merak ediyorlar, yesin. Tamam şimdi, onu oraya nasıl set ediyorsun? Kesiyorsun. Kesiyorsun, kısaltırıyorsun. Program mı? Bilgisayar. Telefon izin. Sabahlara kadar uyumuyor, videolarla uğraşıyor ya. Hakan, benim YouTube kanala girsene bak, ne videolar var. Girmiyorum, boş abi, abone kalsın, boş. Hayır, yine de gir bak ama videoları görsen. Bana bak, sabahlara kadar videoları kesip biçiyor değil mi? Bazen öyle video abone, yapıyor, abone yok fazla bazen öyle. Usulüzden gözler kızardı. 800 küsür de. Mesela bunu air videosuna attım, 45 bin kişi izledi bunu air videosunu. Önceki yeri CMS'e alıp TikTok'ta ben bir video atıyorum. 100 bin kişi izliyorum. Doğru bak. İzlenir. Niye izlenmesin? YouTube'da niye uğraşıyorsun? TikTok'da ben öylesine iyi çekip atıyorum. Boşun ya, can sıkıntısı. İşte zaman iş bitti. Mesela bak, Tofaşçıların olduğu bir forum var, aktif böyle. Hani mesela biliyorsun forumun amacını yani. Bilmiyorum, ben hiç daha görmedim. Hani normal forum siteleri olur ya, ben fark etmiyor. Bilgisayar forumları gibi anla. Araba forumları da var öyle. Toyota'ların olsun veya başka markaların, Tofaşçıların da var. Herkes hani bir sürüye var oraya mesela. Herkes bir konu açıyor yani, motor yazısı falan filan. Bir şeyler işte yazıyorlar. Herhangi bir böyle. Ama güzel bir aslında bir şey. Ben de konusunu açtım onun. 67 SC 353 revizyon zamanı falan diye. Ama sayede bu abiyi gösterdi, biz de buraya geldik işte. Yoksa Bursa'da... Bursa'da soluğu almış adam, bir de kapıyı atardı sizi. TRT Power Park'ın içeri dükkana sokardı sizi, bekleyin. Evet, sonra doğru. Bize de DJ kelimesi var. Siz gidin, bir hafta sonra gelin arabayı alın. Ya da bir hafta 10 gün dedi ama bizim orada kalamıyor. 10 gün mü bir hafta, yoksa bir hafta 10 gün mü? Bir hafta 10 gün mü dedi? He. Hep okuyormuş ya. Çıkma yataklar. Bu öyle bir hataya düşecek ilk başta. Bırakacaklar abi. Ama forumdaki arkadaş olmaz, söylemesi oraya düşecek. Onu da tanımıyorum ya. Allah razı olsun abi, yine ondan size. O... Bilmiyorum o... O gelmiştir abi size. Kesin ya da onun yani arkadaşı gelmiştir, oradan duymuştur, sormuştur. Bilmiyorum da. Evet, takip ediyorum.
Yorum. Yanlış anlamayın kardeşim. Şu işin böyle bir 10 bin liralık şey yok. Al parçaları alıyorsun. Tamam, işçilik bellidir yani. Herkesin işçiliği aynı. Korku getir. Ya işte. Yine aldın mı zombi versene. Dediğin gibi çıkar yani, bilmiyorum. 16 getir bana Osman. Bir sürü kişi gidiyor. Sırf abi orasını söyleyeyim adama. Bu şimdi video çekiyor, o da video çekiyor diye 3000 lira oradan 12 bine bir şey bitiriyor. Valla. Sen de iyice sadece de ayak kaldın. Buradan oralara gideceksin. Öyle mi? Herkesin harcı değil. Bak ben yine yani Trabzon'da bir ustalar yayınlıyorsam ben bunu döverim orada. Doğru. 3 kişi bile şimdi bunu döver mi? Neyse abi, Trabzon'da usta mı bitti lan bile? Şimdi ben anlamadım şöyle bir şey abi. Değil mi? Bak abi benim anlamadım şu. Orada bir sürü Sakarya'dan gitsin. Bak Sakarya'da istediği her yere yapıyor. Sakarya'dan gidecek başka bir yerde böyle topaş motor yapacak, gelecek burada hızlı inmeye diyecek. Sabaha çıkamaz. Sabaha da öyle. Doğru mu? Yok senin için değil mi abi? Sen sabaha çıkamazsın. Anlamadım abi şu, bu arabadan daha güzel aynı arabadan. Adamlar bir yerde yaptırıyor Trabzon'da. Biz anlamıyoruz, yaptıramıyoruz abi. Bu arabanın değeri ne onu anlamadım. Nasıl bir şey bu araba? Motoru mu hiç yok piyasada? Doğruya doğruya bak, bu arabadan daha 10 numaralı var. 5 yıldız, 10 numara 5 yıldız. Görsen hiç hatası yok. Çok. Adam bazen motoru çöp oluyor. Gidip orada yaptırıyor. Biz ama bizimkisi yaptırmıyor. Yine yol gitmesi lazım, uzun yol bizim gitmesi. Bizim nasibimiz var. Bir dahaki motor yenilemeye seneler geçer, belki 10 sene, 15 sene. Belli olursa 2 sene. Yo, hararet yaptırmadıkça bir şey olmaz. Evet, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Yağma suyu yağma güzel ya. Bu basacak bir şey, ben biliyorum. Trabzon'a giderken basacağım ama bini geçtikten sonra basarım ilk. Ama pistonları ayarlı. Bini geçtikten sonra mı? Ben Trabzon bin kilometre. Bin gelip bankaya giderken o fit yapacağız. 40 kilometre. Onun bir tane Mondial servisi var. Hani ben sıfır motosiklet falan almıştım. O da sonuçta rodaj süreci kazanıyor ya. Mondial servisindeki demişti. Rodaj diye bir şey yok demişti hani bana öyle. Aldık bas sonra motor sağırlaşır falan diyor bana. Ama. Motor alışacak. Sekmanlar alışacak. Öyle bir şey yok. Doğru. Altın elbiseli adam var. Bilirsin belki. YouTube'da altın vefat etti. O bile diyor da aynı rodaj. Bu sekmanlarda mikrosüple mi ne bir şey bakıyorlar, görünmeyen şeyler var işte, onların kırıntıları çıkmak için rodaj onların içinmiş. Sen niye talaş çıkıyorsun? Talaş gibi iş ya işte. Bilmiyorum. Alışıyor işte. Turkan yine bunun için mi yapmazsın? O adam yapacak mıydı o? Oğuldan. Değil mi? Değerli evet arkadaşlar. Arkadaşım yine muhtemelen boyuyor. Telefonum daha yeni düşüyor. Ne? O. Orijinal motor ha. Değil mi? Değişen siz. Hata nokta yok. Zındık orijinal. Ben de demedim. Sanki yıldız yok yerinde. Abi direkt şu an siz direkt daha beni görmediniz. 14'ü katalım şeye. İşte ne abi. Bunlar hatıra kalır, canım sıkıldıkça evde izlerim ileride. Evet. Piston muhabbeti ne? Ben onu anlamadım. Geziyordum. Daha büyük mü?
Yok bu orada. 06-08. Standartları standartlı bir büyü işte. Anlatacağım ben biraz. Bu geçen conta yakmıştı ya, üst kapağı açtı ya. Bir pistonla 06 yazıyor ya, bunu anladım. Sen de bir şey aldın. Bendeki kolları ufak, Lancia. Baksana ufak tefek anahtarlara motor sökülüyor. Bunlara bak, birisi zaten motorun %90'ı ondur. Vay be, demek ki şu motorun, arabanın motoru da pek. Yağsız da göreceğim egzozdan yağ atmadığını. Kimi? Bu arabanın. Evet. Ona da nasip olduk yani. Hep yağ atıyordu, şimdi yağsız diyordu. Şimdi Trabzon'a 1000 kilometre gitti. Bunun abi bir yere gidilmiyor daha. Gidiyorduk ya yolda. Alıyordu benzin yağ bidonunu, döküyordu. Hep kaputu açıyordu. Onu artık görmeyeceğiz bunu. Forumda var ya, öyle bir konular açılıyor ki birisi motor yapmış, tamam mı? Motoru yaptırmış, yine de yağ yakıyordu. O yine yağ ekliyordu. O nasıl? Sonra neyse yağ duman atıyordu. Sonra neyden çıkmış, bu şanzıman arkası kalan bir keçe varmış. Oradan sızıyormuş her şey. Onu öyle sökünce oradan kaçırıyormuş. Oradan kaçırıyormuş. Onu şey yap. Patlayabilir yani. Senin de patlamayacak diye bir şey yok. Ya demir parçası işte. Ne olup ne olmayacağı belli değil yani. Çalıştırdın mı abi? Yok ya. Ha? Ergin abi. Efendim. Bunun rektifisi nasıl oldu şimdi? Sekman değişti. Ana yataklar değişti. Şöyle tut da hiç boş boşuna çektin olmasın bu. Bak şimdi giderken oraya gördün değil mi? Nerede gittik? 4 tane kol, bir garaj, bir blokla gittik değil mi? Evet işte geri değişenleri aklında tut. Artık ne değişti? Ben... Unutkanlık var bende. Komple motor deniliyor. Benim aklım şeye gidiyor komple motor deyince. Motorun dışı dahil alt blok. Videosu ne kadar abi olacak bunda böyle komple deyince. Videoya kadar anladım. O değil, şu boyadığımız bordo renk motor var ya, o da değişecek. Komple o nasıl diyorum. Oldu? Onu nasıl değişti? Onu buna baksın. Bu bunun şey odası mı diyor? Sen ilk kez daha gelmesin. Adem odası. Benzin getir. Ergin buraya gel. Komple motor değil ama şöyle düşün. Bu da hariç. Krantlar bir şey olsa krantlar da komple. Krank iyi ama. Krank kolların iyi mi? Biz buradan çıkalım şimdi. Yanına duran mı? Sonları bekleyin o gün. Şeyin oraya gidiyor. Sen daha da tutar mısın? Bu dolu mu? Dolu. Oğlum senin üstüne bak, bak. Şu artık. Ne? Lan hayır kapsak mı? Bunu da ayırır mı buraya? Bir var hepsi diye mesela buna taşlar. Videolarda görüyor mu? Bağırıyor ya ortalığı. Bak düz buraya atacak. Düzü de ucuna telefonu takıyor. Bir tane kep eksik burada. Telefonu da bir atacak. Oturma ön panelin üzerinde. Zaten çatlıyor. Bir şey olmaz. Bakarım ben güzel dedim. Aynı o sandalye gibi oldu. Başka bir şey değil ki. Şimdi abi otursan olur mu? Güzel. Burası uçak nedir? Şu kartelini falan geçti buraya.
baskı balatayı falan. Baskı balatayı ne kadar? Buraya gel. Sadece karteri götür şimdi. Baskı balta da istedi. Baskı balta nerede lan abi? O nerede? Sakın unuttum değil mi abi onu? Ne? Baskı balta nerede? Şöyle aslında bir dakika. Sadece baskı balatı alsan 550 değil. Bu set var, setin içine şey. Şanzıman oradaki körü, var toz körü. Debriyaj teli var. Çatal var, orijinal çatal, T-kodlu. Öyle. Normalde kaç para der ki? 350-360'tır belki o kadar. Valiosu daha ucuzdur. Forumda da aynı biri istedi. O, git valio al dedi. Valio'nun içine valio çıkıyor dedi. O paranın içine de valio çıkıyor dedi. Dinlemedim neyse. Kız kutu için mi? Opa, bilmiyorum, insan böyle opar kutusunu görünce hoşuna gidiyor. Mesela ama neyse artık daha öyle işin gerçeği belli, tamam. Ben sana kutu yaparım opar. Yüzüme vurma yine. Memlekleri yavrum. Valla bugün söküldü araba. Artık daha ileride değiştirse trigger setin kapağı buraya ne yapalım? Haberleşiriz oğlum. Nasıl kaldıracaksın şimdi? Ne? Ya küyü bağları kalka. Şasi yok gerçi. Bitmediği sadece. İçine bir yağ doldurur musun bana? Yağ pencesi aldın mı? Ne? Alındı orada, geldi. Bak opa, seviyorsun ya. Ben de o zaman şöyle bir şey koyayım. Ben de %100 kırdım. Mesela bak şu arabanın altını yine yapabildim mi, yine yapıyorum mesela. Bak denge kolları YouTube üzerinden de gelen oluyor bana aynı bu şekil. Ha bu denge kolunu değiştirmek için arka alt takımı. Sen ne diyorsun? Kaç? Rotbaşı. Rotbaşı, rot kolu. Rot. İnsan boza boza öğreniyor bazılarını. Sana mı geliyorlar değiştir diye? O denge kolu için gelen oldu. Bir de karbüratör temizliği için gelen oldu. Hani onunkisi Saba Mesle enjeksiyon. Onda da enjeksiyonlu var, tamam mı? 98 beyaz. Saba çalıştığınca rölanti düşük çalıştı. Bu karbüratörün üzerinde şuraya kağıt takmışlar. Bak sana göstereyim. Nerede o karbüratör? Aa, gözleriz. Aa, görmüyorum gözleriz. Bak şurası var ya rölanti. Şurada kağıt vardı onunkisinde. Onu çıkarınca düzeldi. Şansa var. Bir LPG'ci takmış. Kapatmış o rölantinin hava alacağı yeri. Şanssız. Ara sıra. İstanbul'da. Bir saniye. Anavutköy. Koca, koca İstanbul'da. YouTube'dan adam seni buluyor yani. YouTube üzerinden yazıyor öyle, yakın ya, geliyor öyle. Mesela bak şu karbüratörü ara sıra temizlerim balata spreyle. Hani sensörlerini çıkartıp sağını solunu için. Conta tamir takım var o. Allah'tan düz karbüratör değil, içinde bir sürü şey var, hiç sökmedim düz. Bu kolay ama en azından iki parça ayır. Nasıl? Sensörleri ayır. Düz biraz daha fazla parça var içinde. Karbüratörü. Düzün mü? Buradaki. He, bizdeki. Sendeki gibi olanlar. Yemezsin ya. Bak, hiç sökmedim. Sahi biraz daha fazla ya. Parça var. Sen bakayım sökme, toplayabilirim. Uzun mu yani bu? Ha? İttirir misin adam ya? Ne?
Oluyor mu? Senin motosikletin bir tane segment silindirini değiştirmiştim. Anlatsana onu. Bunda var ya, cup var ya, küçük motosikletler, kap işte, biliyorsun. Kapları. Normal vitesli motosiklet, yarı vites. Ya yok da motor kitledi işte, segment silindir. Biz aldık, değişmeye çalışıyoruz segmanla. YouTube üzerinde böyle videolar var ya, hani motosiklet segmana takarken. Ona bakıyoruz, segmanı değişiyoruz. Ama taktık. Taktık yaptık ama insan. Abi sen dedin ona YouTube'da bilmeyen de atıyor oraya yarım yamalak. Sen de işin doğrusu o sanıyorsun, sen de yarım yamalak yapıyorsun. Sonra oluyor tuttum. Sen abi yani hiç neye benziyor, biliyor musun? Ben sana buradan diyorum ki Ali'nin babası tıraş olmuş. Öteden bir duyuyorum ki Ali'nin babası neler yapmış, neler ama. Kulaktan kulağa var ya. Evet. Bunu internet hesaplamak lazım. İnternette ne görüyorsa her şey gelip arabada uyuyor. Beş. Eski motoru da denemek lazım ama şöyle şu domates sosu sökecektin radyatörün içinden, temizliğe gidecekti öyle. Bir de ardından geri su basardık. Güzelce. Kiri pası çıkar. Kuzu mu çekti? Fark etmiyor. Buradaki boyalar benzinle çıkıyor. Allah Allah. İleride çıkartsam onu benzin olur. Valla anahtarı olsa abi böyle lokma takımı kendisi söker motoru. Sonra da çıkıyor. Motoru sökmek bir şey değil. Doğru. Motoru söktük ya, buraya koyduk, ne yapacağız şimdi? İki saat içinde söktük yani. Pomp ile. Ben bak, hakikaten o vida kutusundaki vidalar nereye takılacak şu an var ya, çorba gibi aklım. Burayı biz düşündün, sen düşündün. Sen niye düşünüyorsun? Sen var. O zaman bir şey söküyorsun, yerini biliyorsun değil mi? Bildiğin. Zaten bir şey söktüğümüz zaman bir de artıyor her türlü. Bizde de artacak yani. Ustalık asıl ustalık o zaman. Aslında bir de bana o anki şeyi başka yerde kullanıyor. Öbürüne lazım olduğu zaman eldeki hazırdan kullanıyor. Kutunun içinde illaki kalıyor. Ondan. Buraya yine kullanıyorsun yani bir şey. Değişiyor abi. Gözün görmüyor. Öyle mi harika? Bak 13'ten 2'si de çıktı ama da bugün abi. 13'ten 2'sini de bulduk biz. Şu anda 13'ümüz oldu. Zımbara. Şuraya hemen bir tanesi. Kalın mı olsun bu abi? Ergen Sabah da abi senin için burayı açık tutuyor. He? Bir de Ergen Sabah da abi senin için bak. Değerli. Nereye gideceğim abi? Yani her an gidebilirim zaten de. Bak çocuk rahatsızmış. Buralar mı abi? Aha. Karışım yapacak şimdi. Japon karışım. Yattın mı yukarıda? He? Yukarıda rahat yattın mı? O nasıl koltuğa? Valla bizim köyde köy evindeki yataktan daha rahattı. Akşam burada yatarsınız. Bak kakanın elinde daha. Orası hatırlamadım. He? Diyorum ki normalde orası o zaman köyde çekti. Şimdi ona diyorum kazanın elinde daha diyor. Peki bir şey diyor. Burada yatarsınız ya. Sen göstermem de. Göstereyim. Bir de bana diyor çamurun üstüne oturuyor. Sol tarafa oturuyor.
Japon tarafı. Ne? Japon ile yapıştı. Bu videoyu çıkarsa üstüne neler olsun. Şey, abi yedek su deposunu temizlememiz lazım. Değil mi şimdi pis pis giden motor yeni yap. Daha motor tadı oldu mu üstüne? Selam. Selam. Ne? Marka. O Kraft. Sen Japonya'dan değil mi? Yo. Trabzon. He. Trabzon. Sen neydi Japonya'dan birine de? Yok zaten Fatih abi dedi ki arkadaşlar Japonya'dan başka bir şey takmaz dedi. Ben hemen bunu getirdim sana. Göstermedi. Kraft. İtalyan mı? Kazar ya. YouTube üzerinde birisi daha Seleksi motor toplarken o da orijinal değil, o da Kraft takmıştı. Aynen, kesinlikle. Yan sanayi değil yani. Küpe kalmasın. Aynen öyle. Yok ya Fatih abi zaten sen de yan sanayi bir şey takmaz. Yeter değil mi? Takmaz yani. Fatih abi var mı benden isteğin ağzın? Bu taraf mı? Yok yok senin çok sağ. Ben gidiyorum beyler kolay gelsin. Sağ olasın. Fatih abi 3 gün bir Seleksi hidrolik direksiyon. Perşembe, cumartesi yok yok. Bilgin olsun. Ama gene... İrtibat yaparız. Gitmeden bir hesap görelim. Tamam. Tamam mı? Sen, sen gittikten sonra hayır hesap görelim. Sen gittikten sonra aldıklarını yazsın. Fiyatını yazmasın. Yerine sen abi, yaz. Hayır canım fiyat yazmaz. Baban. Hayır. Yazmaz yazmazsa. Tamam. Ben zaten diyorum ona birkaç kişi var o fiyat sen karışmalıyım bana. Tamam hadi bakalım. Adam abi adam parayla bir işi yok ki. Tamam. Bize para lazım. Bir kart denk gelecek de. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. 3 gün ya çok değil. Ya neyse artık bana sen de abisi. Ne yapalım? Yok be abi bayrakta gittik bir yere. Hadi abisi. Hadi abisi. Hadi abisi. Hadi abisi. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Yaşamlar. Hadi Allah'a emanet. Tepeye ver bakayım. Ya silsene şuradan komple ya. Şimdi... Bak kapaklar kutunun içinde. Onu ben dikkat etmedim. Sen her unuttum. Şeyi hevesliyim hevesliyim diye ayağa çekiyorum bizi ama. Ben şu açıkçası var ya şöyle düşündüm. Hani temizliyorum temizliyorum çıkmıyor. Belki de bu kadar fazla uğraşmam gerekiyor diye düşündüm. Böyle takılacak diye düşünüyorum. Sonuçta motorun arkasında kalıyordur diye. Ne bileyim öyle düşündüm. Ne yapacağız lan? Yanıma gelsen uğrasan ara sıra şöyle şöyle desen yapacağım da gelen giden yok. Ne kaşındı?
köşelerim de. Böyle genel olmuyor. Keçeden çıkarmadan bir boyayayım böyle. Ne renk boyayacağız onları? Onları... Turkuaz yapalım ya. Yani. Harbi bordo mavi yapacaksın ha arabayı. Turkuaz rengi güzel yapıyor. Bordo mavi ya of. Bir mavi rengi görsem aslında var ya. Turkuaz daha mı görüyor musun? Ama bir dakika mavi de görsem böyle. Bordo mavi olur. Saçma olur biraz. Sen de yapalım. Azı var ya para oluyor. Zamanı oluyor. Öyle. Komple bunları altın kaplama yapacağım. Yani. Motor ne çok güzel. Kargar geldi. Buydu değil mi? Trabzon'dakiler hayran kalır ama. Evet. Bizine baksana 63 sene geldim. Hiç edeyim yolda. Ne konuda mı? Bakacaklar ya motorun açı. Benim sağdan sonra. Benim tarzım güzel motorun kabusunu açıca ben. Motora bu şekilde renk falan gördüklerinde artık derim ki dolu motor, egzantrik falan şunlar bunlar var. Kabuşak ne zaman abi? Kabuşak dediği zaman araba yorgun. Öyle yani bilmiyorum. Oraya yere bitmiş. O şey, volant dişlisi var ya böyle. Onun gözüm bir şey çarptı. Volant dişlerin bazı kenarları erimiş sanki. Araba bir ara marş sıyırıyordu böyle hani. Bu marş motorun içindeki o yuvarlak dişli şey o. Onu bile kendim söktüm taktım da. Ondan oldu herhalde. Şu an bir zararı yoktur onun. Sen olsan bordo mavi yapardın öyle değil mi? Mesela yani ben o kadar şeyine kaçmazdım ya. Biraz yapmazdım. Ne bileyim hani şöyle böyle detaylı parçalar hani kaputu açtığında gözüne çarpan parçalar mesela akünol tarafında olanlar böyle açık renk olması daha hoş bence dikkat çekmesi. Tam bir kapağı yapıştık Furkan. Gözüken yerlere yapıyorum. Mavi de bordo mavi. Mavi de güzel bence. Ama mavi nasıl bir mavi? Bilmiyorum ki. Mavi var değil mi öyle? He? Mavi var. Şuna getirsene bakıp fazla. Orada olması lazım. Bunu istiyor. O daha güzel baksana. Kapağından daha güzel duruyor. Mars motoru mesela onlar bunlar hep Mars. Mars motoru nereye geldi? Karbüratör. Bir de Edirsin olan taraf daha çok belirgin. Görüyor musun güzel? Ya bu var mı yapayım parçaları? Mavi. Şapkalı mavi bakma imkanı var mı diye. Mavi var mı? Mavi yok. Turkuaz var. Tamam turkuaz yapalım. Turkuaz. Son kararı. Son kararı. Değişen... Allah'ım.
kapak nerede? Kapak, şu kapağı ver abi. Bunun contasını çıkarmayı unutmuştum. Fark ettin az önce onu. Polisaj. Polisaj vurur mu? Aslında yapı var ya. İyi. Bir kere de olacak. Hepsi de Fiat Lancia logolu. Bunların yan sanayisi yoktur zaten, değil mi? Arabayı turkuazla boyasak geldi. Aslında spreyle boyasak arabayı turkuazla. Evet. Gerek yok. Kova var. Kovayla üstüne olmuyor. Hem desenli olur. Neyse, bu kadar video.